Esma, ne işimiz var bu çöplükte? Zaten havada soğuk. Sabırlı ol Bahar. Geldik zaten. Evet. Güzel oldu. Konuşmak için beni niye buraya getirdiğini hala anlayamadım ama. Çöplükte ne olur diye düşünmek hataydı zaten. Çöplükte tabii ki pislik olur. Bahar bekle. Konuşmamız gerek. Konuşacak bir şeyim yok benim. Tamam, sen konuşma. Ama Eylül'ü bir kere dinle. Lütfen. Ne var? Çabuk anlat. Ben ateş yakayım. Ne istersen yaparım Bahar. Ne istersen. Her şeyin bir yanlış anlaşılma olduğunu söyle. Sadece bunu istiyorum senden. Niye böyle bir şey yapayım ki? Hayır, neden geri adım atayım? Fazlasını bile yapasım var. İftira atıyorsun bize. Bunu sen gördüm de biliyorsun. Gördüm sizi Eylül. Onu elde etmek için elinden gelen her şeyi yaptın. Ben yanlış bir şey yapmadım. Öyle mi? İki yüzlüsün sen. Hocanın gözüne girmek için sen beni resmen kullandın ya. Yeter! Eylül senin gibi değil. İnsanlara tepeden bakan ve onları kullanan hep sensin. Benim sana güvenip buraya gelmem hataydı zaten. Ne biliyor musun? Bütün bu olanların suçlusu sensin. Sen insanları bana karşı dolduruyorsun çünkü. Ay, dinlemek zorundasın. Bırak be! İyi misin? Bak, burada seninle konuşmaya çalışıyorum. Konuşmazsam ne olur? Dövecek misin beni? Hadi durma, vur o zaman. Vur! Vursana, ne bakıyorsun sen? Bakma. Hadi vur! Burada senin bu küçük sino göbeğin senin ne mal olduğunu görsün. Durma, hadi vursana, çak suratına, çak! Be! Bahar. 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 Eylül bir şey oldu. Eylül bir şey oldu. Bahar. Uyanmıyor. Eylül yanıyoruz. Bir şey yap. Bahar! Bahar! Ufacık bir başarıyla artık her şeyin güzel olabileceğine inanmıştım. Bahar! Oysa hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimi kabullenmem gerekiyordu. İşte yine yenilmiştim. Eylül! Eylül bir şey ya! Kaldır, kaldır sırtıma koy. Esma, hayırdır bu saatte? Sormayın hocam, çok kötü şeyler oldu. Ne oldu? Hangi sınav başlayacağım bilmiyorum. Bahar hastanede, Eylül hapishanede. Ne?
Artist. Ziyaretçim var. Saçma değil mi? Siz ve ben. Benim yüzümden sizi de okuldan atacaklar. Bırak beni şimdi. Düşünmemiz gereken sensin. Başın büyük belada. Alışık olmadığım şeyler değil bunlar benim. Kimseye ihtiyacım yok. Eylül, bak bu basit bir mesele değil. Evet ama benim meselem. Her şey için teşekkür ederim. İçimden bir ses sizi son kez gördüğümü söylüyor. Vedalaşıyor muyuz? Bir daha buraya gelmeyin. Birlikte hiçbir yerde görünmemiz doğru olmaz. Yanma başlayınca tekrar buluşur. Acı öyle hemen geçmez. Ama zamanla hafifler, merak etme.
ne kadardır kapalı? 4 saat 45 dakika. Evlendin mi? Hayır. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Güzel. Sevindim. Bravo. Başarılı öğrenci rolü yetmemiş galiba. Bir de şimdi doktor rolünü mü deneyeyim dedim. Kaç yıl geçti? Bilmem. Saymadım. İnsan bunca sene hiç mi değişmez? Hiç mi büyümez? Biliyor musun, ben de aynısını sana soracaktım. Aradan geçen onca sene. Bir adamı beklemek için çok uzun değil mi sence de? Bir işe de yaramamış, boşuna uğraşmışsın. O tren çoktan kaçtı. Ali Hoca evlenmiş. Senin doktor olmanı bekleyememiş demek ki. Lisede değiliz artık Bahar. Hepimiz doktoruz. İşimizi yapalım. Akıl mı veriyorsun bana? Merak etme Eylül'cüm. Ben işimi gözlerim kapalıyken bile senden daha iyi yaparım. Hastalar bekliyor, senin o yaşanacak. Hayat senin için burada çok zor olacak Eylül. Göreceksin. Arkadaşlar, bomba bir sürprizim var. Kız arkadaşım şimdi beni dışarıda bekliyor. 2 tane de polis arkadaşımı ayarladım. Çıkar çıkmaz beni tutuklayacaklar. O da ne oldu dediğinde tek suçum seni sevmek diyeceğim. Tatta. Bir dakika. Beni kim çekecek? Pardon. Kız arkadaşıma bir evlilik teklifi hazırladım da. Beni telefonla çekebilir misiniz acaba? Hanımefendi, pardon. Şöyle oturalım mı biraz? Pardon, bana mı asılıyorsunuz? Olay var. Benden destek alın lütfen, olur mu? Bırakır mısınız beyefendi? Lütfen, bu ne cesaret ya? Hanımefendi, bırakamam. Bakın 15 saniye sonra dengenizi kaybedeceksiniz ve düşeceksiniz. Benden destek almanızda fayda var, lütfen. Ey Allah'ım, deli midir nedir, çattık. Bırakır mısın kardeşim kolumu? Bir bırak. Rica ederim, dinleyin beni. Doktorum ben. Hadi ya doktor. Ne doktoru, böyle aşk doktoru esprisi falan mı yapacaksın sen şimdi de? Beyefendi, rica ediyorum, hanımefendiyi rahatsız etmeyelim. Memur bey, bakın doktorum ben, ne yaptığımı biliyorum, lütfen. Memur bey, biz aramızda hallediyoruz, boş verin. Hanımefendi, 5 saniyeniz kaldı, lütfen. Dolmadı mı daha süre? Doldu. Acil yardım ekibini çağırın. Hadi, hadi. Baksana ya, adam olayın hepsini işletmiş. 20. izleyişim. Bak şimdi Ali Hoca'ya bak. Bak bak bak, işte tam 15. saniyede kız yere yığılıyor. Ya Ali Hoca bunu nasıl biliyor ya? Kafayı yiyeceğim. Adam şimdiden efsane oldu ya. O her zaman öyleydi. Efendim? Yalnız benim anlamadığım, Ali Hoca alet kullanmadan kateter yerleştireceği yeri nasıl biliyor? Sen daha önce yapanı görmüş müydün? Bizim jenerasyonda pek kimsenin gördüğünü sanmıyorum. Çok eski ve zor bir yöntemdir. Monitörü biraz sol tarafa alın lütfen. Of ya! Of ya! Ediyorum, delireceğim, yetmeyecek fıttıracağım. Bu yeni gelen hoca tam bir yırtık don sendromu ya. Hastaneye bir geldi, 8 saat içinde 10 kişiyi paraladı, bir kişinin de beynini açtı. Kadın işini yapıyor oğlum, rahat bırak. Kadın işini yapıyor, yapıyor da Oğuz Hoca da beni fırçalıyor.
Niye onsuz oluyormuş bütün bunlar? Niye hiçbir şeyden haberi yokmuş? O şimdi burada mı ki? Az sonra evet. Ya kateteri yanlış yere yerleştirirse? Sus, sus. Aklından bile geçirme. Çok bir şey fark etmez. Hasta zaten geç geldiği için ölecek. Of Allah'ım ya. Siz en iyisi beni bayıltın, yarın kaldırın. Ne oldu yine? Ne olacak? Bela geliyorum demişti, şimdi kapıya in diyor. Sen gider yeni gelen birine ameliyathaneyi açarsan başına gelenleri de hak etmiş olursun Samu. Tabii. Sen onu acilde 10 kişiyi paralarken görmedin çünkü. O kızın göbek adı Bela. Aklınız varsa uzak durursunuz. Tanıyor musun sen? Ne yazık ki. Vallahi asistanlığınız yansın istemiyorsanız benim sözümü dinlersiniz. Yemin ederim stresten zayıflayacağım ya. Hayır, benim anlamadığım... Yani Selim Hoca böyle bela birine neden hastanede özel bir kontenjan açsın ki? Ameliyattan hazır mı? Şey hocam. Ne hocam? Hocam ben sizi aradım ama hasta çoktan alındı ameliyata. Nasıl alındı? Benim haberim onayım olmadan kim ameliyat yapıyor? Bir de bir değil iki ameliyat hocam. Helikopterle getirilen hastada Ali Hoca var. Diğer hastada yeni cerrahımız Eylül Hoca var. Peki sen ne yapıyordun bu arada? Bana niye haber vermedin? Çekmiyordu hocam telefonunuz. Aradım ya sen, o zaman niye söylemedin? Onda da fırsat olmadı hocam. Acil hasta deyince kapattınız hemen. Çok özür dilerim ben. Özür dileme. Hata yapmamayı öğren. Özür. Peki hocam. Yeni cerrah söyle çıkar çıkmaz yanıma gelsin. Peki hocam. Bahar Tunç. Seni görmek güzel. Seneler sonra bu sefer de aynı hastanedeyiz. Evet. Ama bu sefer okuldan farklı olmasını umuyorum. Ben de. O zamanlar kitaplarınızı hep ben taşırdım. Şimdi burada da yardımcılığınızı hak ettiğimi düşünüyorum. Oo. Kim bilir? Bakın, geçmiş geçmişte kaldı. Bunu unutmayın. Ben artık öğrenciniz değilim. Burada eşit şartlar altındayız. Bak Bahar. Ali Asaf Denizoğlu. Sizi de görmek çok güzel. Söyledim size şunu şurada yemeyin diye. Leş gibi kokmuş her yer yine. Size diyorum. Duyuyor musunuz beni? Hastane burası. Siz de güya doktor olacaksınız. Şu hale bak. Ne bu böyle inşaat işçisi gibi gazete üzerinde lahmacun kebap yemek? Hayır, bir de uzun hava çalın istiyorsanız tam olsun. Sana diyor. Ha, Bahar Hocam, şantiyede bir kaza olmuş. Ağır yaralı bir inşaat işçisini getiriyorlar. 2 dakika sonra buradalar. Al işte, yapıştırdın inşaatı, çağırdın kazayı. Thank you.
Çabuk, çabuk, çabuk bu taraftan, çabuk. Sakin, sakin. Köşeye dikkat et. Çekil, 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 çekil. Rekabeyi getir, çabuk rekabeyi getir. Rekabeyi getir hemen. Rekabeyi getir, çabuk. Tampon monte. Hocam Bahar Hoca aciden arıyor. Ameliyatta olduğunu söyledim ama çok önemli dedi. İnşaatta birisi kaza geçirmiş, buraya getirmişler. Karın iç yaralanması var. Telefonu hoparlöre al, iyice yaklaştır. Evet Bahar, nedir hastanın durumu? Hocam. Lütfen. Hocam ben ne yapacağımı bilmiyorum. Bahar kendine gel. Ameliyattayım. Kaybedecek vaktim yok. Kendinden bahsetmeyi bırak da hastayı anlat bana. Hadi çabuk. Hasta erkek, 45 yaşlarında. Karnına bir metre boyunda bir demir çubuk saplanmış. Ucunda beton bir levha var. Şu an burada bir itfaiye eri var. Şu an beton parçayı tutuyor. Yerinden oynamaması için çubuğun. İşinize bakın. Çubuk tam olarak nerede? Sırtından girmiş, karnından çıkmış. Yukarıya doğru uzanıyor. Beton bir parça var ucunda çubuğun. Tamam, onu söyledin zaten. Hastanın hayati verileri ne? Monitörü çevirin. Normal. Kan basıncı 119, kalp atışı 130. Kanaması yok. Ama iç kanaması olabilir. Travma etkilerini görebilmek için hemen ultrason çek. Durumu stabil tut yeter. Ameliyat biter bitmez hemen geleceğim. Telaşlanma bari, halledeceğim. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Ben elimden geleni yapacağım, tamam. Çabuk, çabuk. Serumu bağlayın, ultrasonu getirin. Çabuk, çabuk. Hasta yarım saatten fazla dayanamaz. Bu da demek oluyor ki 30 dakika içinde bu ameliyat bitecek. Şimdi hepiniz dikkatinizi buraya verin. Kafanızı boşaltın. Başka hiçbir şey düşünmenizi istemiyorum. Konsantre olun. Hadi bakalım. Makas. Hadi, çabuk, hızlı. Serumu takın. Hadi, hadi, acele edin. Hadi. Folye için hazırlanın hadi. Tentir diyot hadi çabuk. Hayır vaktim yok, hayır. Hadi tentir diyotu verin çabuk. Hocam sakin ol. Sürmez inşallah. Ay nerede bu ultrason? Hadi çabuk bir şey yap, git bul. Bakıyorum hocam. Eldiven verin bana, eldiven.
Eldiven, eldiven! Bas, bas, bas. Önlük getirin bir tane. Acil kan nakli lazım. Çabuk, çabuk son. Sen Selim Hoca'yı ara, çabuk. Hocam yine acil servisten aradılar. Sanırım bir kaza olmuş. Hoparlörü al. Hocam beton parça düştü. Çubuk da onunla birlikte düştü. Hasta çok kan kaybediyor hocam. Tansiyonu çok düşük şu anda. Bravo yani, bravo. Sadece stabil tutun demiştim, onu bile beceremediniz. Bahar nerede? Bahar hocam! Bahar hocam! Bahar hocam! 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 Bahar hocam! Hocam! Bahar duyuyor musun beni? Hocam! Bahar hocam! Hoparlörü al şunu çabuk. Peki hocam. Selim hocam, ben Eylül buradayım. Eylül ne yaptınız? Hocam çok kan kaybediyor. Kan vereceğiz. Eylül 10 dakika. En fazla 10 dakika sonra oradayım. Kontrol sende. Hastayı 10 dakika hayatta tut. Anladın mı beni? Tamam, anladım hocam. Elimden geleni yapıyorum. Kan basıncı düşüyor. Tansiyon 80-50. Bastır, bastır. Yeni bir eldiven verin bana. Çabuk. Batikonu ver. Hocam ne yapıyorsunuz? Göğüs damarı zedelenecek. Vaktimiz yok. Nasıl yani? Şimdi burada mı açacaksınız hastayı? Daha fazla oyalanırsa iç kanamadan ölecek. Çöp kovası gelin. Hemen. Neşter. Eylül hocam, Selim hoca 10 dakika demişti. Bekleseydik. İlla kalacaksan çeneni kapalı tutacaksın. Anlaşıldı mı? Peki hocam. Bir saniye, bir saniye. Arteri arıyor. Buldunuz. Hocam siz harikasınız. Başardınız hocam. Hastanın durumu stabil. Başardınız hocam. Telefon, telefon. Çabuk. Ne durumdasınız? Hocam hastanın durumu stabil. Kanamayı nasıl durdurdun? Kanama ana arterde değil, dalak arterindeymiş. Şu an tutuyorum, sorun yok. Tutuyorum mu? Tutuyorum neden? İşaret parmağımla baskı yapıyorum hocam. Kanama durdu, nabız, tansiyon normale döndü. Deli kız. Tamam, şimdi hemen hastayı ameliyathaneye götürün. Benim işim bitiyor, geliyorum ben. Anlaşıldı, tamam. Duydunuz, ameliyathaneye gidiyoruz. Çabuk, 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 çabuk. Hadi aç şunu. Dikkat, dikkat, yavaş, yavaş.